Değerli Çiçi TV izleyenleri, çok güzel bir yerdeyiz. Evet, geziyoruz. Isparta'daydık. Daha sonrasında döndük Trakya'da, Hayrebol'da Balasa'da ve oradan durmadık Kastamonu'ya, Cide'ye gittik ve hemen sonrasında tekrar bir Trakya yaptık ve şimdi inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Van'dayız. Muhteşem bir coğrafya. Arıcılığın diyarında sevgili Sayın İbrahim Görentaş, Tarım İl Müdürümüz bizleri burada misafir ettiler. Öncelikle ben de hoş geldin diyeyim. Sizler de hoş geldiniz. Eksik olmayın. Nasılsınız İbrahim Teşekkür Bey? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Valla biz çok iyiyiz. Bu hizmetleri görüyoruz. Arıcılık adına yapılan bu hizmetleri gördükçe daha da heyecanlanıyoruz. Evet. Öncelikle sizi çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Az önce sevgili Ömer kardeşim, sana da geleceğim. Yedik içtik. Evet. Yemeğimizi de yedik. Afiyet olsun. Ben Van'a çok sık geliyorum. Hemen hemen yılda birkaç kez geliyorum. Ne zaman da gelsem vallahi 3-4 kilo alıp öyle geri dönüyorum. Gerçekten de halkımız hem misafirperver hem de yöresel olsun çok güzel ürünlerimiz var. Bu misafirperlikten dolayı gerçekten halkım adına teşekkür ediyorum. Gelen her misafiri çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar ve iyi izlenim bırakıyorlar. Gerçekten öyle. Birazdan döneceğim. İbrahim Bey, hizmetleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Bizi burada yalnız da bırakmadınız. Burada olmanız arıcılara destek vermeniz anlamına da geliyor. Evet. Bunun için size bir kez daha teşekkür ederim ama. Evet, değerli arıcı dostlarım, sizler de hoş bulduk diyeyim ben. Hoş geldiniz. Evet, eksik olmayın. Hepinize isim şu an pek olmayacak ama gıyabınızda burada yine arıcılık sahipleri, birkaç arıcı amca çocukları oluyor burada beraber. Sevgili Ömer, beni buraya davet ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yani size bir şey kattıysak, sizi iyi ağırladıysak ne mutlu bize. Burada Van'ın diyarında misafirperverlikten dolayı bizi övdünüz. Estağfurullah. Siz de aynı güzellikte sizleri karşılamak, sizleri hoşnut etmişsek ne mutlu bize. Bizler keyif alıyoruz burada olmaktan. Ben Van'ı hani böyle laf olsun diye bazen söylerler ya, işte şurasını seviyorum, burasını seviyorum diye. Ben Van'ı lafta değil gerçekten özde seviyorum. Benim için çok ayrı bir yeri olan, çok özel bir yer. İnsanları, coğrafyası, her şey çok başka. Bu arada arılarımız birkaç gündür böyle yağmur stresi dediğimiz bir stres var. Ondan dolayı açık arazideyiz. Ufak ufak böyle taciz saldırmaları yapıyorlar ama aldırmıyoruz herhalde, değil mi Urşit abi? Sorun yok. Evet, birazdan müdürüme döneceğim. Ama yine bir arılık sahibi var. Hoş bulduk Buran abi. Sağ olun, teşekkürler. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, eksik olmayın. Hı-hı. Bizi burada davet ettiniz. Siz de hoş geldiniz. Bize memnun olduk siz gelmenize. Bizi kırmadınız. Buralara da geldiniz. Çok Ömer sağ olun. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. O da bizim her derdimize koşuyor, yardımcı oluyor sağ olsun. Evet. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Müdürümüz de burada sağ olsun. O da bıraktı kesinlikle, geldi. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah arıcılıkla ilgili bal işiyle, balın satılmasıyla da ilgili inşallah güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah. Biraz böyle size uzak kalıyorum, uzak duruyorum. Bunun sebebi biliyorsunuz sosyal mesafe. Böyle normalde iç içe olup böyle bu Vanlılara ters bir şey böyle. Biz sarılacağız böyle maşallah diyeceğiz, böyle kucaklaşacağız ama önümüzdeki yıllarda bunun acısını i̇nşallah çıkartırız Ömer. İnşallah. Sorun yok. İnşallah. Bu arada babam burada. Ona da bir kez daha gıyabına teşekkür etmek istiyorum. Eksik olmasın, bizi misafirperveriz. Allah razı olsun, sağ olasın. Allah hepimizden razı olsun. Vallahi hepiniz Van'a gelin. Aynı. 10 numara. Bir de bir şey daha tamamlamak istiyorum. Evet. Sayın Tarım İl Müdürümüz İbrahim Görentaş Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Kişiliğiyle, mütevazi insanlığıyla, her derdimize koşan, derdimize çare olan, nasıl diyeyim size, yani arıcının arkasında duran Sayın Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Ben şimdi seviyoruz. Önce bir hoş bulduk yapayım dedim. Büyük patronumuz burada. O hemen ona dönüyorum Sayın zaten. Oradan başlayacağız. Müdürüm, evet müdürüm, biz bir hoş bulduklara başladık. Evet. Tekrardan size dönüyorum. Konumuz şu. Arıcılık. Van deyince arıcılık akla geliyor. Arıcılık deyince de Van akla geliyor. Tabii ki ben Trakya'da, ülkemizin birçok yeri çok güzel. Ben geziyorum, görüyorum, o kadar keyif alıyorum ki gezdikçe mutlu oluyorum. Ama Van'a gelince bir nefesim açılıyor, bir ciğerlerim açılıyor. Ben normalde çok arıcı olmama rağmen aşırı bal tüketen biri değilim ama burada yiyoruz da yiyoruz, burada yiyoruz da yiyoruz. Evet, gerçekten ilimiz arıcılık açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Biz, gerçi bu potansiyelin tamamını hala kullanamıyoruz. Bunların kullanılması için de çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz.
ülkemiz bal üretiminin yaklaşık %2'sini ilimiz karşılamaktadır. İlimiz bal üretimi kapsamında Türkiye'de 13. sıradadır. Bitki florası açısından son derece iyi bir yapıya sahibiz. Ama bu potansiyelimizi daha iyi geliştirmek amacıyla il müdürlerimiz olsun, arıcılarımız olsun çeşitli faaliyetlerimiz devam ediyor. Şöyle ki ilimizde arıcılığı, organik arıcılığı teşvik etmek, bayanları arıcılığa teşvik etmek çeşitli eğitim yayım çalışmalarımız. Müdürüm araya giriyorum. Bayan dendiği an ben duruyorum. Evet. Bunun sebebi benim için bayanların pozitif ayrımcılığı vardı. Çünkü bayan arıcılar benim için çok önemli. Onların bu mesleğe girmesini, onların bu mesleğe el attığında işin bereketi daha başka oluyor. Daha başka güzel oluyor. Çok güzel bir yere girdiniz diye hemen araya girmek istedim. Böyle proje mi var bayanlarla ilgili? Biz bayanlara yönelik arıcılığa teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü biz şu prensiple bir kadını eğitmek, bütün toplumu eğitmek mantığıyla hareket ediyoruz. Çok güzel. Kadınların öyle bir özelliği var. Kadını eğitimle aileyi de eğitmiş oluyorsunuz. Yine ilimizde geçen yapılan yarışmada Kaya Balıkçı'da bir bayan çiftçimiz burada Türkiye birincisi seçildi. Öyle mi? Tebrik ediyoruz onu. Evet. Yani bu anlamda ilimizde bayanları arıcılığa teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü arıcılığın gelişmesi açısından mihenk taşlarında her şeyde olduğu için kadının burada çok büyük bir önemi var. Yine ilimizde çeşitli projelerle arı konaklama, gezginci arıcılarla ilgili çeşitli bir şekilde faaliyetlerimizde bulunmaktadırlar. Şimdi Van, burada baktık. Mesela bazı diken türleri var. İşte sığır kuyrukları var. Yöresel ismi boğa dikenleri var. Beraberinde böyle küçük farklı demiş diken türleri, boğa diken türleri var. Bunlardan gelen ballar şifalı bir bal. Evet. Aynı zamanda petek bal üretimi. Van deyince aklıma gelen karakovan sistemi. Çünkü bizim kendi yöremizdeki karakovan sistemi Trakya'da biraz daha farklıdır. Bizde kümbet şeklindedir. Batı Trakya'da da olur. Sepet arıcılığı denir. O şekilde olur. Karadeniz'de ise bu kütük içerisinde evet. olur. Fakat Trakya ile Van'da ortak özellikleri mayıs sıvası derler. Burada hayvanların mayıs ayında dışkıladıkları, ot yedikleri sulu sıvasıyla bu özürlenecek bir şey yok. Gayet faydalı bir ürün. Dışkısıyla onlar bir güzel sıvanır. Burada bir arıcı abim var. O sepetlerin örüldüğü ağacın ismi ne? Var mı o? Söğüt ağacından yapılıyor. Oo bak bu da bir güzel evet. bir şey. Çünkü söğüt ağacında salisilik asit biliyorsunuz evet, evet. ağrı kesicilerin evet, evet. aynı zamanda bir ham maddesi. Gölgesi onlar meşhurdur. Tabii. Ne sandın? Söğüt ağacı mı gölgesi mi evet. sandın derler. Evet, evet oradan. Evet, evet. Demek ki işi biliyorlarmış. Evet, kesinlikle. Salisilik asit olduğu önemli değil. Onlar o işi zaman evvelden çözmüşler. Doğrudur. Şimdi Karakovan'da da biz iyi bir potansiyeldeyiz. Yaklaşık 16 bin karakovan balımız mevcuttur. Dolayısıyla karakovan da gün geçtikçe yayılır. Bu karakovan ve organik balın biliyorsun hem piyasada karşılığı var hem de toplum o tarafa doğru kayıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde doğal ürünlere karşı müthiş bir yönelim oldu. Vatandaş herkes hem üretime hem de doğal ürünlere doğru bir yönelim oldu. Çünkü bağışıklık sistemi. Şu anda bu virüsün en önemli koruyucu tarafı bağışıklıktır. Çok doğru. Bal da bunun birinci faktörüdür efendim. Kesinlikle öyle. Beni çok heyecanlandıran şeylerden biri. Bizler olaylara biraz daha akademik bakan tarafız Sayın İbrahim Bey. Bu yüzden idarecilerin mesela sizin hiçbir menfaatiniz, hiçbir derdiniz yokken bu arıcılara gelip yanında olmanız, ben sizin yanınızdayım, üretmeye devam edin mesajını devletimiz olarak verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında şöyle bir şey, bunlar çiftçilerimize ne yapsak azdır. Gerçekten ben daha aşağıda da konuştuğumuzda söylemiştim. Üreten insanın sürekli yanlarında üretim yapıyor. Ne kimler için yapıyor? Bizim soframımıza bir şey sürmek için. Dolayısıyla bu üreten insanların elleri öpülmesi gerekiyor. Onlara her türlü destek her zaman yalnız devletimiz olarak, il müdürümüz olarak onlarla enfati yapıp her şekilde onlara destek olmaya çalışın. Onlara ne yapsak azdır diyorum. Valla benim bu sözleri duymak o kadar mutlu etti ki. Abdülbaki Elhasan. Abdülbaki abi ismin de çok güzel. Teşekkür ediyorum. Vanlı mısın? Vanlıyım. Aslen Çataklıyım. Konuya şöyle girmek istiyorum. Öncelikle Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Sarıoğlu'na da yanımızda durdukları için, derdimizde derman oldukları için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürümüze İbrahim Bey'e de kendilerine de saygılarımı sunuyorum. Arıcıların sesi olduğunuz için, arıcıları yerinde ziyaret ettiğiniz için gerçekten çok mutluyuz, çok memnunuz. Hoş geldiniz, safa geldiniz diyorum. Biz de çok teşekkür ederiz abi. Eksik olmayasın. Müdürüm,
Mustafa Sarıoğlu diye bir platform başkanı var. Evet. Şu anda çok aktif bir şekilde çalışıyor. Evet. Sizler gibi arıcılığa bir umut oldu. Evet. Arıcılık için bir heyecan oldu. Onunla ilgili de bir platform başkanımız var burada. Ömer kardeşimiz evet. var. Ömer Bey de gerçekten buraya geldikten sonra, ben daha önce Yalova'da çalıştım, buraya geldikten sonra Ömer Bey'le öyle tanışıklığımız oldu. Zaman zaman bunun bal hasatlarına katılıyoruz. Gerçekten bu işe emek sarf edip çalışan bir üreticimiz. Onu da tebrik ediyorum. Güzel bal üretiyor. Ona demişim, iyi bal üretmesen seninle ilgili gereken neyse yapacak. O da çok kaliteli bal üretiyor yani. Ona da burada teşekkür ediyorum. Evet yani. Kesinlikle öyle. Vallahi hep de söylemesi az önce bir acem köftesi. Evet. Biraz kavurma. Pilav. Evet. Daha da vardı ama söylemeyelim. Otlu peynir meşhur. Otlu peynir. Evet. Çok güzel. Onlar da bize olsa kalsın. Olsa olmazı diye. Evet. Biz evet. ücreti peşin aldık. Evet kesinlikle. Evet Ömer dostum. Van Türkiye Tarım Hayvancılık Platformu'nun gönüllü bir neferisin diyeyim. Bir dava edindiniz bu meseleyi arıcılar olarak. Arıcılara yardım etmek konusunda, arıcılara faydalı olmak noktasında bir şeyler yapma çabasındasınız. Buna ilgili projeler neler? Şimdi, mesela ben seni bundan 3 hafta önce ta Tekirdağ Hayrebolu'da gördüm. Şimdi de Van'dasın. Sen ne iş yapıyorsun? Derdin ne? Paran mı yok? Ne yapıyorsun? Bakıyorum ki maşallah ailem vaktin yerinde. Ama niye bu arıcılar için bu kadar çaba sarf ediyorsun? Neden böyle bir şeyler yapıyorsun? Bir anlat bakalım bize. Şimdi öncelikle Sayın Müdürümüze güzel dileklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ikinci konuya gelince de zaten Van Tarım İl Müdürümüz Sayın İbrahim Görentaş tarafından çoğu derdimiz, sıkıntımız gideriliyor. Ama Arıcılar Birliği tarafından, başkan tarafından hiçbir derdimiz, sıkıntımıza çare bulunmuyor. Ve Mustafa Sarıoğlu, eski Arıcılar Birliği Başkanı ortaya çıktı. Ömer, Van Teşkilatını sen yöneteceksin dedi. Senin dedi. Tamam Sayın Başkanım dedim. Nasıl uygun görüyorsanız, bir arıcıya bir faydam dokunacaksa ne mutlu bana. İkinci konuya gelince de dediğiniz gibi iş yerimiz var. Boş vaktimiz de olmuyor. Gerçekten de olmuyor. Yani biz bu işe bir menfaat gözetmek sizin. Yani bir arıcıya... Sevgili arıcılar inanın. Yani bırakın menfaati. Ceplerinden o kadar para, o kadar emek harcıyorlar ki. Az önce bilerek söyledim ki bunlara cevap versin diye. Babaları olsun, ailecek olsun bu işe öyle gönül vermişler ki. Yani Van için... Arıcılık için bir şeyler olsun diye. Arkamda bu gördüklerinizin hepsi, bu küçük adamlar dahi hepsi 10 numara arıcı. Arıcı adaylara hepsi altın gibi. Aynen öyle. Yani burada benim Burhan Elesan'a, Abdülbaki abi Elesan'a, Orhan Elesan'a bir faydam dokunacaksa ne mutlu bana. Balları alınıp para çevrilecekse ne mutlu bana. Projeden faydalanacaksa ne mutlu bana. Ben bunun peşindeyim. Faydalansın. Üretici ürettiğinin hakkını alsın. Buradan da Mustafa Sarıoğlu başkanımıza kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bizden de olsun. Arıcı arkadaşlarla birlikte. Evet, arıcılara yeni bir heyecan, yeni bir nefes geldi, bir umut oldu. Evet, bu bir iki tane delikanlıyı bir buraya alalım bakalım. Gel bakalım böyle buraya. Gelin bakalım. Evet, ikiniz gelin. Bakalım. Vallahi sizden kusura bakma. Bunlar hepsi yaşlı arıcı benim için. Burada adamlar var. Geleceğin arıcıları. İsmin ne? Abdülbari Elhasan. Maşallah. Senin? Mecid Akbulak. Evet. Siz arıcı adayı mısınız? Evet. Arada bakıyor musunuz? Evet. Nasıl arıların durumu şu an? Ara biraz iyi. İyi. Güzel. Evet. Hafiften bal geliyor. Ben baktım şöyle bir tatlı tatlı böyle bal da geliyor. İyidir. Biraz hırçınlık var böyle galiba biraz arıda bugünlerde. Rüzgar da var değil mi? Evet. Peki neler yapıyorsun? Körüklere bakıp şöyle bir ana arı kontrolleri yapıp petek isteyince petek mi veriyorsunuz? Evet. Aslında petek evet. onları veriyoruz. Vallahi bravo. Gurur duydum sizinle. Arıcı adayları olarak umut oldunuz. Sizi tebrik ederim. Teşekkürler. Çiftçi TV ailesine buradan selam yollayın. Bir bay bay yapın şimdi. Selam. Haydi bakalım. Sesinizi balla kesin. Öyle mi? Sesi bayağı güzel. Sesi bayağı güzel. Yani istiyorsunuz. Oo, hadi bakalım bir tane şarkı söyle bakalım bize. Söyler misin? Haydi bakalım. Ayrı Aziz vereceğim. Tamam söyle. Ayrılık hasreti kâr etti canan, kâr etti canan. Seher yeli sevdiğimde ne haber?
Seher yeli sultanımdan bir haber. Selamın tebliğ et kutub-i cihanan, kutub-i cihanan. Seher yeli sevdiğinden ne haber? Seher yeli sultanımdan bir haber. Maşallah, bir alkış alalım. Evet. Yani siz güzel dediniz de ben de dedim ki ya öyle de değildir. Ama maşallah bülbül gibi şakıdın. Tebrik ederim. Evet, vallahi içim evet içimiz ferahladı. Bırak acıtmayı. Müdürüm, arıcı, biz de gezginci arıcılık yapıyoruz. Böyle barakalarda yatıyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Çayımızı demliyoruz. İşte böyle bir güzel türküler, bir güzel şeyler. Arıcılık aynı zamanda kaliteli bir yaşam demek. Yani hayatın bütün her şeyinden zevk almak demek. Az önce söylediniz ya, yani biz aslında böyle bazen birçok şeyi atlıyoruz. Bunun sebebi her şeyi maddi açıdan bakıyoruz. Her şeyi maddi açıdan bakmamak lazım geliyor. Bazen işin böyle güzel, ihlaslı tarafları da oluyor. İnanın Van'dayım, bunu rahatlıkla da söyleyebiliyorum. Hele bir de işleri yapmışken bir de böyle üstte çay içmek, hele böyle bir de abi yarım saatte bir kestirince, arıcıdan keyiflisi yok. Yani arıcılık aynı zamanda bir yaşam şekli. Kesinlikle. Arıcılık aynı zamanda bir kültür. Beraberinde sizler tarım il müdürüsünüz. Arıcılık tarımın ana faktörlerinden biri. Polinasyon sebebiyle. Bizler Trakya'da daha çok verime dayalı olduğu için burada sahil kesiminde sebzecilik var. Yani döllenmeye dayalı bitki florası için şart olan bir şey. Ana faktör. Evet. Tabii burada da birçok şifalı otlar, birçok şifalı bitkiler var. Bunların hayatlarını, döngüsünü sağlaması için çok gerekli olan bir şey. Evet, kesinlikle. Şimdi dediğimiz ki arıcılık bir aşktır aslında. Arıcılar olmazsa bu rakımlarda, bu gece gündüz hem evinde olmayıp gezginci yapıyor, kışın güney kesimlerde, yazın buralarda. Ya bu bir işten gelen sevgi olması yapılacak bir iş değil. Bunun anlamını verir. Şimdi arı ölürse dünya ölür derler. Dolayısıyla arıcılık bu kadar önemli olur. Dediğiniz gibi bitki, bütün bitkilerin döllenmesinde olsun, üretim bazlı olsun, arıcılık mutlak olması gereken bir şeydir. Bu anlamda arıcılıkla ilgili uğraşanları gerçekten tebrik etmekte. Mesela Burhan kardeşimiz burada 2500 rakımında 650 kuvanla bizlere barıl üretiyor. Ne güzel bir şey dediğiniz gibi. Mis gibi bir hava burada ama bir zevkle bunu yapıyor. Aşkla yapıyor bu işleri. Dolayısıyla arıcılık böyle bir meslek. Efendim. Gerçekten öyle. Vallahi çok güzel konuşuyorsunuz. Ben sizi dinlerken arıcılığa bir kez daha aşık oldum. Koşa koşa hemen şimdi dönüp aralarıma bakasım geldi. Birazdan burada bakarız herhalde Burhan. Bakarız, tamam. Evet. Arkamı dönüyorum ama aklınızı helal edin. Biz program geri yapıyoruz. Sevgili Burhan, burada kaç kolonimiz var? Burada benim 700-650 arası var. Benim. 650-700 civarı bir kolonimiz var. Nasılayım abi şimdi? Bereketi kaçmasın. Kaçmasın. Hepimiz de bir maşallah çekelim tabii ki. Şimdi bu kolonimize genelde yerli ekotiplerle çalışmaya, bu bölgenin zaman içerisinde oluşmuş arı ırklarıyla beraber çalışıyorsunuz. Beraberinde petek balığı üretimi yapıyorsunuz. Petek, süzme, karakova. Süzme de yapıyorsunuz. Aynen. Ömer'in bazı fotoğraflarını bir de videolarını izledim. Bu Ekim ayında genelde böyle şenlik yapılıyor. Zaten sizin karakovanlar arkadan maşayla dediğimiz bir uzun bir bıçakla kesilip. Aynen. Bir de sanırım bizde böyle kas kanadı derler. Onunla bir hafiften böyle süpürüp sistemi. Evet. Arılar üstüne atıyor. Evet, üstüne alıp şekilde. O şekilde gömeç diye tabir ettiğimiz o şekilde bir üretim yapılıyor. Tabii. Peki balda satmada, pazarlamada sıkıntı yaşıyor musunuz? Pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu bir yıldır Mustafa Sarıoğlu, ona teşekkür ederiz. Yani bizim için çok fedakarlıkla yaptı. Şimdi bizim eski TAP Birliği bizim hiçbir derdimize çare olmadı. Gelip bir güne bir gün bizi sormadı. Mustafa Bey sağ olsun 14-15 aydır koşturuyor. Ömer abimizi de seçti. O da bizim çok değerli bir arkadaşımız. Çok da mutlu olduk. Yani kendisini de tebrik ettik yani. Onu seçti. İnşallah bu da Ömer abi bu işleri yürütecek Van'da. Biz buna inanıyoruz gönülden. Balımızı satamıyoruz. Evet. Şu anda benim şu an 3 ton balım depomda kalıyor. Şu an bile birinci sınıf balım kalıyor. Süzme mi petek mi? Çoğunlukla petek. 2 ton petek. Bir tonda sürmem kalıyor. Peki bunun için bir kooperatifleşme, bunun için ayrıca bir mesela Van balı meşhur. Ömer,
Evet. Neler yapabiliriz peki bunun için? Çözüm yolları ne olabilir? Çözüm yolları, demin Burhan Elesan çok güzel bir konuya değindi. Şimdi TAP'lar bizim sesimiz oluyor. Biz de yani il müdür beyle iletişim kurabilmemiz için. Şimdi her ne kadar birliklerden konuşmayalım desek de çözüm yolları bu. Yani tarım iller üzerine düşeni yapıyor. Yani devlet üzerine yapıyor ama birliklerin bu konuda biraz eksik mi kaldığını düşünüyorsun? Aynen. Eksik kaldığını düşünüyorum. Bir ikinci konuya gelince. Yani, derdimizi anlatalım o zaman buradan. Anlatacağız. Derdimizi anlatacağız. Yani geçenlerde siz de Tekirdağ Hayranbolu'da tanıştık. Orada bir vatanseveri gördük. Bir 20 trilyon mu diyelim eski parayla alıp askeriye dağıtılmasını söylenildi. Bu çok güzel bir yani bir hareketti. Arıcımıza da bir nevi ilaç oldu. Bir nevi şey oldu. Burhan arkadaşımızın dediği gibi geçen seneden kalma benim yani kendi bildiğim kadarıyla birinci sınıf Kasna Karakuan balı şu an duruyor. Emin olun piyasada da bal olursa o kalitede olur. Onu tüketemiyor. Bakın görüyorsunuz dağ başındayız. Çoluk çocuklarından ayrı, rızklarının peşindeler. Hani o balı paraya çevirmeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı nasıl olacaksa. Şimdi emek güzel bir şey sayın müdürüm. Yani aracı uğraşıyor, ediyor. İşte az önce türküler güzel, evet. Hepsi güzel. Her şey para değil dedik ama bunun da bir karşılığı olmalı. Olmalı. Yani aracı için bir geçim şart. Yani bir ekonomisi olmalı. Yani bir ailesi var. Geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler var. İnşallah bunlarla ilgili de bir çözüm yolu bulunur. Tabii ki sizler arıcılara destekler konusunda üzerine düşen devletin verdiği imkanlar neticesinde her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama bu sorunlar için yani kişisel olarak İbrahim Bey olarak fikriniz nedir? Bizim fikirlerimiz biz yine kurumsal anlamda dediğimizde biz olsun odalarla olsun biz öncelikle Van Batı'nda coğrafi işaret almak istiyoruz. Az önce arkadaşım dedi ki ürünü ne kadar iyi tanıtırsan pazar önünde. Şimdi ya Van balı, Çatlak balı veya Bahçeseri balı gibi bu ballar üzerinden bizim coğrafi işareti almamız lazım ki coğrafi işareti aldıktan sonra bunların pazarlanması daha kolay olacak. İkincisi yine arkadaşlara söyledik mutlaka bu araları AKS üzerine bu üretim izinleri vermemiz gerekiyor. Üretim izinlerini aldıktan sonra çünkü bizim sahte balla da mücadele etmemizin bir yöntemi de bu gibi gerçek arıcıların ürettiği ürünleri belgelendirmek. Belgelendirdiğin zaman diğer arılar üzerine gidiyorsun. Yoksa herhangi bir yere alışverişe gittiğinde herkes kavanozda benim balım birinci sınıf karakuan balıdır, hakkı çiçek balıdır diye satıyor. Bir ayrı farklılığı gözetmiyor. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bir platform olabilir. Aslında en güdeli bütün dünyada olan kooperatifleşmedir ama maalesef bizim bölgede biz 2003'te 2004'te 250'ye yakın tarımsal kalkınma kooperatif kurduk ama hiçbirisi devam edemedi. Şu anda 20'lere kadar düştü. En ideali bunları pazarlama anlamda bir araya getirecek kooperatif birlik ve üretici birlikleri şeklinde birliklerdir yani. Evet, aynı fikirdeyim. Birliklerin kooperatif oluşturması, birliklerin bu işleri biraz daha el atması. Evet. İşte Ömer gibi böyle gençler bu işlere evet. Biraz gönül veriyorlar gibi. Şimdi kuş uçumu buraya İran ne kadardır mesela şu an? Kuş uçumu tahmini. Kuş uçumu 50 kilometre var. Yoktur bile değil mi? 50 yok. Bazı yerlerde 50, bazı yerlerde 100, bazı yerlerde 70. Evet. Yani bunu niçin sordum biliyor musun? Çünkü İran'dan da buraya maalesef kaçak ballar. Özellikle bundan çok sene önce daha çok giriyordu ve Van'ın balını maalesef biraz müdürüm kirlettiler. Kirlettiler kesinlikle. Yani İran'dan ki bu yani burada da bütün üreticilerimize söylüyorum. Yani biz önünde de onların da önlerini açıyoruz. Şu anda burada herhangi süzme ballarını değil de bunlara AKS'e kayıtları var. Kayıtlarından üretim izni veririz. Üretim izni verince bunların ürünleri kayıt olur ve izlenebilirlik sağlanır. Bunları yaptığımız zaman diğer balcılarla mücadele etme şansına sahip oluyoruz. Yani. Bu büyük başlarda, küçük başlardaki kulak küpesini gibi kastediyorsunuz. Evet, evet. Bu şekilde bir üretim. Evet, evet çok doğru. Kesinlikle. Çok da mantıklı bir sistem. İnşallah bu güzel günleri göreceğiz. İnşallah. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Tabii olması gereken böyle bu. Ömer gibi, Burhan gibi genç evet, adamlar. Kesinlikle. Bak böyle türküler, şarkılar. Daha da gençler var. Onlar daha da işi zaten büyük götürecekler. Bunları görünce insan biraz daha geleceğe daha umutla bakıyor. Ben de öyle. Genelde tarımı yapanlar özellikle sizin geldiğiniz bölgede, bu bölgede ben de çalıştığım için bu bölgede yaşıyorum ama genelde tarımla yapanlar 60-70 yaşındaki insanlar. Gençler burada nüfus daha az olduğu için İstanbul'a büyük şehirlere kaçıyor. Kırsalda kalan kimse kalmıyor. Şimdi gençlerin tarıma yönelmesi, üretim yapması geleceğimiz açısından çok önemlidir yani. Ben de aynı fikirdeyim. Peki sıkıntılarımız ne? Başka? Sıkıntı saymakla bitmez onu söyleyeyim. Birkaç tanesi. Öncelikle, en azından biraz müdürümüzü sıkıştıralım tabii burada. Tabii kesinlikle. Bir birincisi, sıkıştıralım şöyle müdürümüzü yapayım mı? Burşit abi. Aynen. Müdürümüz de burada.
İl Tarım Müdürlüklerine sesleniyorum burada. 81 ilin hepsinin. Evet. Bu glikoz olayı ortadan kalksın. Öncelikle. Bununla ilgili çok ciddi bir başlangıç oldu değil mi? En büyük sıkıntımız. Sen Ömer kardeşim. Döneceğim. Tamam. Hemen sıra sıra gidelim o zaman. Bu sahte bal ya da bal aromalı şurupla ilgili yine senin platform başkanı olan Mustafa Sarıoğlu ve Metin Yavuz vekilimiz, milletvekilimiz. Bununla alakadar aracı vekili olarak, çünkü arıcıların barakalarına girip aynı müdürüm gibi onlarla bir olan bir vekilimiz buna müdahale etti. Bal aromalı şurubu yasakladılar. Aynen, yasakladılar. Bal aromalı şurubun yasaklanması bir nevi çoğu arıcılarımızı rahatlattı. Ve nasıl diyeyim ben size, yani bir gıda bir aileye alınacaksa sağlık niyetine alınır. Ve bu glikoz bildiğimiz üzere hani şekerin kaynatılıp yapılması, onun yasaklanması hani bir nevi çoğu arıcılarımızı rahatlattı. Buradan Aydın Millet ve arıcı vekilimiz Aydın Yavuz'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de. Müdürüm, önceden tebliğ gereği bal kocaman yazılıyor. Altında aromalı şurup. Evet. Tabii yazıldığı zamanda da adam diyor ki kardeşim ben zaten bal demedim ki diyor. Bal aromalı şurup dedim diyor. Evet. Ama nihayetinde arıcıların en büyük derdiydi bu. Bunu çok şükür yasakladık. Kesin. Sizlerin aynı zamanda teftişleriniz de söz konusu oluyor herhalde. Evet, bizim de yani bu anlamda işte az önce hep aynı noktaya gelin. Belki aynı şeyler söylüyor ama biz sahaya çıktığımızda şimdi çok aracımız var. İşte 705'in üzerinde 705 tane çiftçimiz arıcılıkla uğraşıyor. 147 bin arı kovanımız var. Bunlar üretim yapıyor. Piyasada arı bal var. Gittiğinde üretim izinli olan sayısı az olduğunda diğerleriyle mücadele. Az önce dediğimiz gibi bal, şurubu, glikoz, İran balları yan yana bırakıyorlar. Şimdi ayıramıyorsun ki. Dolayısıyla öncelikle yani bütün batıya baktığınızda bunu yedir. Önce kayıt altına alınmasın. Kayıt altına aldı, kayıt dışıyla öyle mücadele. Çünkü onlar kayıt altına alamazlar. Çünkü eğer bu diğer ürünleri devreden çıkarsa bal hak ettiği değerden şu anda fiyatlanmıyor. Aslında bal diğer ürünler içerisinde baktığımızda çok ucuzdur. Çok ucuz. Gerçekten ucuzdur. Çok ucuz. Yani bu emeğin karşılığı bu değildir. Daha iyi bir fiyatlar satılması lazım ama maalesef dediğimiz ballardan dolayı bal olmayan ballardan dolayı bal olmayan ballardan dolayı fiyatlar istenen seviyede değil yani. Maalesef. Buradan iyi soru geliyor. Evet. Bizi sıkıştıracaklar. Tamam, ben buraya dönmek İkinci istiyorum. Hususa geliyorum. Türkiye'nin güneyine gittiğimiz zaman Akdeniz bölgesine, Mersin ve Hatay bu bölgelerde genelde zehir çok oluyor. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz biz arıcılar. Üçüncüsü arıcıların... Ben birazdan onun yanına oturacağım müdürüm. Evet. Arıcıların... Çok güzel. Benim sevmediğim şeyleri, en nefret ettiğim şeyleri, benim en hassas olduğum şeyleri söylüyor. Evet. Evet. Arıcıların gerçekten daha arısını koyabileceği yer de kalmadı. Onu da söyleyeyim. Gittiğimiz yerlerde çok sıra gidelim. Sıkıntılı. O zaman sıra gidelim. Tamam. Şimdi müdürüm, Ömer, Burhan, size de geleceğim. Tabii. Pestisitler, zehirler. Evet. Arıcıların en büyük derdi. Kesinlikle. Narenciye'de, güneyde, Trakya'da biraz azaldı. Ne kadar ruhsatlı ilaç da olsa, adına ruhsatlı dedense, biz ısrarla diyoruz ki altında bazen not düşüyorlar müdürüm. Arıya zararı yoktur diye. Yahu çiftçimize buradan seslenelim. Ne olur ya 10 lira 15 lira biraz daha pahalı ama. Ya bu mübarek bu güzel canlılar Allah'ın bir nimeti. Evet, evet. Bizi de düşünün. Kesinlikle. Bu güzel, biz sizin çiftçilerin ekip arkadaşıyız. Biz sizlerle bir ekibiz. Evet. Aynı yerden bakıyoruz. Üretiminize ortak değer katıyoruz. Bu sebepten de bizi biraz kollayın diyoruz. Bunlarla ilgili de bir şeyler istiyoruz. Sizin aracınıza. Biz sizi şimdi bir devlet gibi görüyoruz. Kusura bakmayın. Tabii mutlaka işte sahaya çıkan elemanlarımızın aslında bilinçli çiftçi modeline budur yani. Vatandaşlar bilinçlendikçe özellikle çiftçilerimiz, halkımız bunlar azalacak. Bu olmadığı zaman işte kısa günde zehirleri ağaçlara atıyorlar. Tabii bu arılara son derece zarar veriyor ve öldürüyor. Evet. Arılar değil ki de insanları öldürüyor. Evet. Şu anda günümüzdeki insan hastalıklarının büyük çoğunluğu gıdalardandır. Aslında çok doğru bir en yerde. Büyük terör gıda terörü. Çok doğru bir yerdesiniz. Evet. Sadece hayvanları değil, bizi de, evet, bizi de zehirliyorlar. Burada sevgili Burhan ve Ömer'e döneceğim. Evet. Aynı zamanda çiftçilere lafımızı ettik. Dedik ki rica ettik, ne olursunuz ilaç atmayın. Abimizin ricası üzerine. Fakat biz arıcılar olarak da kimyasallan mümkün mertebe uzak kalmalıyız. Daha çok aromatik bitkisel yağlarla, daha çok devletin ruhsatlı ama ürünlerinde zehir olmayan, flümetrin olmayan, içerisinde amitraz olmayan, kimyasal olmayan ilaçlar kullanmalıyız. Bazen duyuyoruz ki hala petekleri saklamak için
ben üzerine naftalin koydum diyor. Ben diyor varroğudan kurtulmak için diyor 1 litre suyla diyor 1 litre kenazı karıştırdım diyor. Bir güzel kovanları yıkadım diyor. Aman Allah'ım neler duyuyoruz. Arılarda diyor pırıl pırıl oldu diyor. Varroa kalmadı diyor. Yahu dostum o bal artık zehir oldu. Az önce müdürüm dediği gibi gıda terörü. Bunlar yazık. Bunları da önem vermeliyiz. Aynen dediğiniz gibi bu gıda terörüne bir dur demeliyiz. Platformla bununla ilgili çalışmalarımız var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hepsine el atacağız. Baştan sona Mustafa Başkan önderliğinde ilerliyoruz. Bu Bacillus thuringiensis diye bir bakteri var. Toprak bakterisi var. Şu anda da çok sevilen. İnşallah dünyada kullanılıyor bu. Hem petek güvelerini saklamak amaçlı hem de varroa amaçlı, onları önlemek amaçlı. Nosema olsun. Arıcılarımızı da bilinçlendirmemiz lazım. Bir daha söyle. Hani bu arıcılarımızı bilin. Mesela ben yılda en çok ben bir defa ilaç kullanıyorum. Sonbaharın. Bal mal işi bittiği zaman. Temiz yani doğal yöntemlere kendim mesela ot mod, kekik olsun, şey olsun bir defa kullanırım. Yani elimden geldikçe zehirli ilaçlar kullanmam. Çünkü tebrik hem arıyı zehirliyor, hem ileride arıda hastalık yapıyor, hem de balları zehirliyor, hem de şey. Mesela bizde bu güve olayı da var. Yani güve olayı var. Biz süzme bala çalışmıyoruz. Kabarma, stok petek evet. Kullanmıyoruz. Ama kullanan arkadaşlarımla da mesela işte yardımcı olsalar, mesela difrize koysalar büyük bu soğuk hava depolarına, hani hiç neftalin veya da başka bir şey kullanmaya gerek yok. İnşallah dediğiniz mesela organik doğal ürünler de olursa, yani öbür arkadaşlar için bu süzme bal yapıp peteklerini saklayan arkadaşlar için de faydalı olacağını düşünüyorum yani. Biz de aynı fikirdeyiz. Beraberinde arılarda bu Nosema, Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü, bu tarz hastalıkları önlemek amaçlı ne kadar arıya dışarıdan harici bir müdahale etmezsek, eğer doğal bir mücadele edersek o kadar faydalı oluyor. Kendi arının bağışıklık sistemini de kurtarmış oluruz. Evet, bir soru daha alalım. Üçüncüsüne geleyim, projelere gelelim. Ben 30 yıllık arıcıyım. Şu an ülkemizin, devletimizin bize sağladığı bu destekten ben faydalanmış değilim. 30 yıllık arıcıyım. Evet. Kesinlikle hiçbir projeden faydalanmadım. Çünkü gerçek dışı olan insanlar faydalanıyor. Sahte yollara başvuruyorlar. Bu projelerden faydalanıyorlar. Asıl arıcı, emektar faydalanamıyor. Ne yaparız diyorsun? Siz yokken az önce konuştuk. Evet. Biraz bundan dert yandık birbirimize alakadar. Yani arıcılarımızın ya da çiftçilerimizin, yani müdürümün de arzusu bu. Hak eden kişiye hak ettiği gitsin. Gerçek beyandan, uzak beyanlardan o da çok, kendisi çok rahatsız. Bununla ilgili ne demek istersiniz müdürüm? Efendim dediğimiz gibi bu az önce arkadaşımızın dediği desteklerden aslında bakanımızın verdiği en büyük destek şu anda TKDK'nın verdiği. %65'e kadar hibe olan desteklerimiz söz konusu. Bundan faydalanmalı lazım ama daha önce sohbetlerde verseniz asıl olan beyan anlamında. Beyan olmayınca şimdi arada başta bu kovanı al götür başka tarafta işte plakayı taktır, değiştir. Yani bu gibi yanlış olur. Asıl olan burada kişinin beyan, doğru konuşması. Doğru konuştuğu zaman ve birbirimizi otokontrol sisteminde kontrol edersek her şey daha doğru evet. olacak. Ama bu olmuyor. Herkes bana ne diyor. O dediğin zaman aslında gördüğünde arkadaşım dedi, eğer öyle endişe dediği almayan insanlar varsa bize olur, başka kurumlar olur, müracaat ettiğinde evet. mutlaka biz devlet olarak onların peşine düşeriz. İsim neydi? Abdülbaki Elas. Abdülbaki abi, müdürüme söz aldım. Siz de izin olsa benim hatırım için odanızı çalsın. Projeyle ilgili orada bir gölendirin. Bir tane kendisi bir yapsın hayır, bakalım. Beklerim. Kapım her zaman evet. açıklı. Beklerim kendisini. Evet. Hakkında ben de birkaç kez evet, söylemek evet. istiyorum. Şimdi bu konu hakkında devletimize yana hiçbir kusur yok. Evet. Devletimiz gereken bütün imkanları arıcılarına sunuyor. Buradaki sıkıntı taplardan kaynaklanıyor. Nasıl taplarda kaynaklanıyor? Kötü kullanıyorlar. Arısı olmayan adamlar. Vallahi şimdi de diyecekler ki Ömer. Ya bunlar oturmuşlar işleri güçleri tabu çekiştiriyor. Ama anladığım kadarıyla böyle bir konuşma, böyle bir ön konuşma yapmadık ama çok büyük bu dertten muzdaripsiniz anladığım kadarıyla. Yani şöyle, yani bugün Sayın Tarım İl Müdürümüz İbrahim Görentaş ta dağ başına gelip arıcının derdini dinliyorsa arıcı için her şeyi yapıyordur. Ben kendim dededen bize geçen bir meslek ve bu mesleği severek yapıyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu sene kovan ihtiyacım olmuş, Gürgün İşnaz'dan emanet olarak almışım. Gitmişim TKDF, daha önce de konuştuk size, İbrahim Başak müdürümüz var. Ya bu projeden ben niye faydalanamadım? Ben getirdim evraklarımı, şey yaptım.
İşte taplardan bahsettik, şey yaptık. Ömer diyor 30 tane dosya getiriyor önüme, bütün prosedürlere uyuyor. Ben de mecbur müdürüm, imzalamak zorundayım. İmzalamasam olmuyor. Yani burada devlet arıcısını her türlü destekliyor. Fazlasıyla. Her türlü fazlasıyla destekliyor. Burada kötü amaçlı olan taplardır. Evet. Vallahi bundan muzdaripsiniz. Yoksa şimdi kesinlikle. Ben müdürümle az önce de sohbet ettim. Zaten çok özellikle bir konu var. Ben ona da geleceğim bakın birazdan. Şeyle, yani şu dağları gösterip de sayın müdürümüz bu dağ başına geliyorsa, arıcının derdini dinliyorsa arıcı için her şeyi yapıyordu. Bir de mesai saatinde dedi, Allah razı olsun. Yani tatilini bizim için harcadı. Geldi. Aynen. Eksik olmasın. Baba biliyor. Ben bana kovan ihtiyacı lazım olmuş, bizim enişteden ben tedarik etmişim. Kovanım yok. Allah devletimize zeval vermesin. Amin, amin, devletimiz amin, arıcı için ne gerekiyorsa yapıyordur. Burhan abi nasıl? Yarım kaldı. Senin hep lan, lafını kestim gibi önemli geldi bana. Sıra gelir yani. Ömer abi evet. Konuşsa da farkımız yok da. Zaten Sayın Başkanımız Mustafa Sarıoğlu da bunu belirtiyor. Türkiye'de şu an 8 milyon koloni arı gözüküyor. Zaten olan 4 milyon. Ya var ya yok. Bak kendisi de bunu müdürüm yani. Çok güzel bir yere girdi. 8 milyon koloni gözüküyor ama Türkiye'de var 4 milyon koloni. Epe hani bu 4 milyon? Bak bu destekler devletimiz arıcıya veriyor, başkalarına gidiyor. Adam mesela ben gidip keme proje yapacaktım. Bu TKDK'da kovan ihtiyacım vardı. Uğraşamadım. Ya ben arımla mı uğraşayım? Gece gündüz gideyim, bunu imza getir, bunu getir. Tamam. O da kendi garantiye alıyor 3 kağıt için. İşte mesela şu an mesela DKDK'da mesela gerçek arıcı bilinse, gerçek şey olsa devletimiz gözü kapalı kovanını da verir, malzemesini de verir, ekipmanını da verir, yarı yolda bırakmaz. Zaten mesela bu pandemi sürecinde Mustafa Sarıoğlu'nun bize yaptığını, yani Allah ondan razı olsun. Benim çocuklarım İstanbul'da kalmıştı. Ben gidemedim. Ama nasıl izin çıktı? Arıcı kimlik kartımla her yere girip çıkabildik çok şükür. Hani evet. ona da burada selam olsun, dediği gibi üreten yüreklerden tüketen yüreklere selamlar olsun. Mesaj çok güzel. Aynen. Mesaj çok güzel. Burada bir de sayın müdürümüzden bir ricada daha bulunacağım. Gerçi daha sonra kızar mı kızmaz mı bilmiyorum kendisini. Yani şu projelerden bir arıcı bir kere faydalansın. Bir arıcı bir kere faydalansın. Onların da bu tarz şeylerde fikirleriniz alınıyor. Bunlar arıcıların dertleriymiş gibi konuşulduğunda dile getirilebilir bir durum. Dile getirilir. Onlara daha ziyade bizim TKDK'ya ve değişik platformlarda bize... Maşallah. Bak şöyle bir alabilir miyim? Yazıya dökeriz. Evet, evet. Bismillah, bismillah. Evet, bunlar kasnaklarımız. Evet. Vallahi billahi çok güzel. Bizim kızlar da, biz bunlara kızlarımız diyoruz. Evet, evet. Bunlara biz kendimiz kızlarımız diyoruz. Hepsi de çok güzel. Biraz Anadolu ırkı var içinde. Görüyorum böyle. Bak, evet. Tam bir aracı mısınız abi? Estağfurullah. Bizler de bu işle uğraşıyoruz. Keyif alıyoruz. Keyifli bir işte. Evet. Biz bu kızlarla bir ömür geçirdik. Evet. Çok da mutluyuz. Bu da petekli. Daha güzel. Sevgili dostlar, bu kasnaklı karakovan dediğimiz sistem. Yani bu arkadaşlar kasnağını, bu arada ben bizim sitemiz var, tokurucu.com diye bir sitemiz var. Kerem kardeşimiz ilgileniyor. Bu ballardan Van balı olarak alalım o zaman böyle. O sitede Van balı olarak da kasnaklı karakovan balı. Bunlar böyle kasnaklı. Peteğini arı kendisi örüyor sevgili dostlar bunu tamamen. Ve içine balı örüyor. Bu üzerine dış gördüğünüz tarafta sırlanmış kısım diyoruz. Sırlanmış kısım diyoruz. Birazdan daha detaylarını sizlere göstereceğiz. Ama diğer balımızda ise onu biz kendimiz peteğini temel petek olarak takıyoruz. Bu arada temel petek takınca da bazı kişiler diyor ki ya o petek mi? Hayır, o da petek. Eritiyoruz, çektiriyoruz, bir temel petek. Arı onu kabartıyor ve daha sonrasında müdürüm içerisine bal koyup gördüğümüz gibi dış sırlamasını yapıyor. Bu esmer petek diyoruz, buna sarı petek diyoruz. Müdürüm, arılar malum yavru atımı gerçekleştiriyor. Bunu alabiliriz. Teşekkür ettim. Ağırmış çünkü böyle. Arılar esmer petek, biri sarı, biri esmer diye soranlar için de bu arada bilgi verelim. Çünkü çok da soruluyor bize. Arılar pupa aşamasında yavru atıyorlar. 21 günde işçi arılar çıkıyor. Buralardan her çıktıkta bir gömlek bırakıyorlar. Bir zar bırakıyorlar. Yılan gibi düşünüyoruz bunu. Her yavru çıkımında petek biraz daha esmerleşiyor. Her yavru çıkımında biraz daha esmerleşiyor. Ve daha sonrasında buraya da aroması onunla aynı renkte olan bazı balları da doldurup üzerinde sırlayıp esmer petek olarak da bu şekilde dile getiriyoruz. Taciz atışı yapıyorlar bize müdürüm. Yavaş yavaş diyor, bak diyor. Balım, balımızı diyor aldınız diyor.
Bize iyi destek vermiyorsun herhalde. Evet. Müdürüm, ben sizle konuştum. Keşke herkes sizler gibi olsa. Ondan yana biz sizden razıyız. Teşekkür ederim. Ben başka bir konuya geleceğim. Az önce ben aynı zamanda kendim sohbet etmiştik. Sürüngenlerle ilgileniyorum. Zehirli böceklerle ilgileniyorum. Doğal mantarlar üzerine akademik çalışmalar yapıyoruz. Beraberinde arılar, bal arıları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ben bir aktivistim beraberinde, bir doğa severim. Ve her yörenin neymiş? Abi bende bir ağaç var, bir fidan var. Bir ekiyorsun, 10 kilo diyor, elma oluyor diyor. Abi diyor, bizim diyor armut ipi gör diyor, kocaman diyor armut diyor. Ya kardeşim bir tadıyorsun, armut, armut değil. Sonra dedesiyle sohbet ediyoruz. Evlat diyor be, bir burada diyor öyle bir armut ağacı vardı ki diyor, bir keserdik diyor, ağzında bir yerdik diyor böyle diyor. O lezzet bir daha bir yerde bulamadım diyor. Yok diyor, yok ettik o lezzeti diyor. Torun da diyor ki, dede diyor, senin diyor ağzının tadı gitmiş diyor. Yok, ağzının tadı gitmemiş. O armut gitti. O elma gitti. Ama duydum ki Van'ın çok güzel elmalarını, çok güzel yöresel armutlarını, erik, hatta pembe domates, bunlarla ilgili 100. Yıl Üniversitesi'yle alakadar da bir çalışmalar başlatmışsınız. Bu beni çok mutlu etti. Nedir? Birkaç isimden bahseder misiniz? Şimdi ben buralı olduğum için hep az önce bahsettiğiniz gibi işte bizim şu elmamız, şu armutumuz, kavunumuz bunlar var derken buraya başlarken böyle bir çalışma başlattım. Daha sonra beraberinde bakanlığın vermiş olduğu bir kaynakla 100. Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nin yanında bir 500 metrekarelik bir sera kurduk. Tabii buna DAKA'dan da bir destek aldık. Her üçü beraber öncelikle orada dışarıdan çöğür aldık ve bu arada Van'da bahçeler gezerek dediğimiz bu meyve ağaçlarını bulduk. Meyve ağaçlarının kalem alabileceğimiz ağaçları da tespit ettik. Onları Ağustos ayında... Duyuyor musunuz sevgili dostlar? Ne dedi biliyor musunuz? Tek tek gezdik diyor. Evet. Yani bahçe bahçe. Evet, evet. Yani o öz, kendi, ya ben de Vanlıyım. O yöresel bildiğimiz için akademisyenlerle beraber, bu işi bilenlerle beraber gezdiniz, evet, buldunuz. Evet, gezdik, bulduk. Ondan sonra onlardan getirdik. Üniversitede, öncelikle üniversitede çöreleri aldık. Oraya 20 Temmuz'da 5 Ağustos dönemlerinde açlattık. Onları fidan hale getirdik. O bir sene bekledi. Daha sonra geçen sene, yani bu yıl pardon, 3500 meyve fidanı vatandaşa bedava dağıttık. Bu nasıl bir hizmet? Bir daha ondan... söyleyin. Şimdi bir dakika. İşte böyle güzel bir hizmet hop diye söylenmez. Evet. 3500 fidanı. Evet, 3500 tane Heko elma, Bey elması, Astike elma, Cebe girmez, Zöhebegi elması, Mellaki armutu, Paşik armut, Siyah alu dediğimiz bunları, bu çeşitlerimizi hepsini biz getirdik. Bunları fidan hale getirdik. Fidanları vatandaşa bedava ettik. Bu yetmedi. Biz vatandaşa talep aldık. Özellikle yazlıkçıların önünde. Çünkü onlar bakıyorlar. Onların mevcut meyve bahçelerindeki elmalarını, armutlarını bu dediğim gibi bu çeşitlerden hangilerini istiyorsa onlardan da onlara aşılayarak, göz aşısı yaparak bu burada da bir şekilde de vatandaşın direkt bahçesinde 2 yılda meyveye gelebilecek, 3. yılda meyvesini alabilecek bir şekilde bir çalışma yürüttük. Vallahi gurur duydum. Bu yılda yine inşallah nasip olursa bu 20 Temmuz'da 5 Ağustos arası açılamaları yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki Nisan ayında yine eğer bir iklimsel bir sıkıntı veya başka bir hastalık bulmazsa yine 3000-3500'e yakın fidan yine dağıtacağız. Bunu bir döngü haline döndürmeye düşünüyoruz. Bu proje yani burada böyle hemen 2-3 dakikalık anlatılacak bir proje değil. Benim çok mutlu olduğum bir konu oldu. Beni gururlandırdınız, onurlandınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili arıcı dostlarım, sevgili meslektaşlarım. Bu hafta Van'daydık. Birbirinden değerli, birbirinden harika insanlarla beraber olduk. Ön yargılarınız varsa inanın Van'a bir gelin. Diyeceksiniz ki ya ben ne düşünüyormuşum, neymiş? Buyurun gelin. İnanın o kadar güzel bir misafirperverlikle, o kadar güzel hizmetle, o kadar güzel insanlarla karşılaşacaksınız ki çok şaşıracaksınız. Ben yıllardır geliyorum ve burada olmaktan onur duyuyorum. Ağzımın içini doldura doldura söylüyorum. Gurur duyuyorum. Müdürüm son olarak neler söylemek istersiniz? Ben burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bütün çiftçilerimize söylüyorum, bir kayıt altına alsınlar. İkincisi, tarım biliyorsun dış etmenlere bağlıdır. Mutlaka tarsinden sigortalanırsınlar.
hem doğal afetlerde hem de diğer hastalıklarda hem Tarsim olsun devletin verileceği bütün desteklerden birinci faydalanmanın yöntemi kayıt altına almaktır. Kayıt altına almadığı zaman işte herhangi bir afet bir olay olduğunda biz hiç kimseye yardım yapamıyoruz. Siz ne güzel adamsınız, ben hala hatır selam söylersiniz dedim. Yine çiftçileri düşünüyor. Yok. Yapmayın, kıyamıyorum yani, diyor. Yapmayın diyor. Gerçekten böyle öncelikle bunu kayıt altına alsın ve ellerinden gelirse çok da değil. Devletimiz %50 sübvanse de ediyor. Bir sigortalısılar gerçekten faydasını görecekler. Çünkü sürekli nakil yapıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bir sürü dış etmenlere bağlı, elinde olmayan şeyler bağlar. Bizi burada ağırladıkları için Burhan kardeşimize, diğer arkadaşlara, bizi misafir eden Ömer'e ve sizlere de teşekkür ediyorum. Allah bereketli bir yıl nasip etsin. Amin, amin inşallah. Abi, arıcılar adına, Urşit abim hepinizin adına bir konuşma yapsın. Evet, teşekkür ediyorum size hak verdiğiniz için. Siz bizim sesimizi duyurduğunuz için tekrar çok çok size, hepinize teşekkür ediyorum. Biz onu sağ duyduk, olun, var olun. Biz gördük. Yakışıklı, senin ismin ne? Abdurbari Elesan. Evet, sana teşekkür ederiz. Sağ olun. Üstadım. Sadi Sunkur. Sadi abim, bizi misafir ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Şöyle hızla hepinizi bir tanışmış olalım. Ayhan Yavuz, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz Ayhan abi. Çok karizma duruyorsun. Estağfurullah, teşekkür ederim. Arıcıların karizmalı bakışı oldu böyle. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Kardeşim Murat abi, hoş geldiniz. Sefala Murat kardeşim, hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Hoşat Akbulak, hoş geldiniz. Evet canım, hoş bulduk. Evet, Mecit'in sesi yaktı bizi az önce. Çok güzeldi. Urşit abim. Ben Urşit Çiftçi. Siz de hoş geldiniz. Ömer Başkanıma da başarılar dilerim. Soyadıyla münhasır adam, çiftçi. Evet. Sen de teşekkür ederiz abi, çok sağ olasın. Abim, misafirperverliğin için bir kez daha teşekkür ederiz. Hoş geldin, başım üstünde var olun. Allah razı olsun, bizi mutlu ettiniz. Evet, Burhan abim, son sözlerimiz nelerdir? Son sözlerimiz inşallah bu yeni oluşumla, bu arıcılık dayanışma kardeşlik projesiyle, inşallah bu mesela Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Edirne'ye kadar, lafta değil bak, güzel, ta Edirne'den buralara bana. Geldi, hoş geldiniz, sefa geldiniz, bizi memnun ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ömer Başkanımız da arıcı olduğu için, müdürümüz de geldiği için kırmadılar. Hepiniz için teşekkürler. Bize meselesi YouTube'da devamlı izliyorduk. Demek sağ olun. Allah Teala koşturacak. Kısmet, kısmet olduk. Vallahi yani kısmet Mustafa olduk. Başkanımız inşallah çok güzel işler yapıyor. Ve görüyoruz, hani toprağın duasını aldı, arıcının duasını aldı, arının duasını aldı. Yani hakikaten biz bal üretmek için çok büyük emekler sarf ediyoruz. Hani çok kendimizden çok fedakarlık yapıyoruz. İnşallah yani bu er ve geç anlaşıldı ve anlaşılacak da, ben burada hep umut var oldum. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Arıcılarımız dertle yanıyor çünkü üretim yapan adamlar. Ne derse ben evelallah ondan yana kürüm. Evet Ömer dostum, teşekkür ederiz bir kez daha. Bize böyle çok güzel insanlarla tanıştırdın. Hepsine vesile oldun. Eksik olmayasın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Devamlı bekleriz sizi. Bak geliriz bak ha. Kavurma yaptık. Kavurma yedik. Bak böyle deme. Size çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sayın Müdürüme burada huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp gelip arıcının derdini dinlemesi. Burada arıcılar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Kucak dolusu selamlar iletiyorum. Üreten yüreklerden tüketen yüreklere selamlar olsun. Selamlar, çok güzel oldu. Sevgili arkadaşlar, böyle birbirinden güzel insanlara gurur duydum. Üzerine bir de onur duydum. Müdür, herkes böyle müdür olsun. Böyle müdürüm Ali Bey'e çok ihtiyacımız var. Allah sayılarını çoğalsınlar. Burhan Usta, ben diyorum ki her gittiğim yerde bu aralık da benim diyorum. Doğru mudur artık? Aynen öyle. Evelallah bu aralık da benim oldu sevgili dostlar artık. Bizim de bir hissemiz oldu. Sözde de olsa gönüllerle bir oldu. Ama Van balını isteyenler için tokurcun.com'da ben Kerem kardeşimize de ileteceğim. Senin bu ballarını da pazarlamak için bir yolu bulalım. Tamam, benim amcamın işte. Evet, onlar için de bir yol bulalım. Evet tamam, Van bu güzel arazideki bu güzel ballardan tokurcun.com'dan da temin edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, ekipte sevgili Lokman Tay, Cevdet Benöz, Okan Güner, Kerem Arslan, onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü ekibimizde birbirinden değerli vakitlerini bizler için harcıyorlar. Bütün dostlarımıza, bütün meslektaşlarımıza, bütün Çiftçi TV ailesine bir hoşça kal diyelim. Bay bay yapalım.